Efendim 350 yeni mezun teğmen kılıç çekip Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganıyla yemin edince siyasette yeni bir tartışma başladı. Vesayet uyarısı yapan AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten teğmenlere hakaret de kabul edilemez mesajı geldi. MHP lideri Bahçeli ise dikkat çeken yazılı bir açıklamayla tartışmaya dahil oldu. Teğmenlerin kılıç çekip slogan atarak ettikleri o yemin siyasetin en sıcak başlığı oldu. Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kaydedilen görüntüler tartışmaların odağına yerleşince açıklamalarda peş peşe geldi. Bu görüntülerden işte hükümete karşı bir mesaj verildi. Asıl bunların yaptığı şey işte o eski vesayet anlayışının diriltilmeye çalışılması meselesidir. AK Partili Hayati Yazıcı askeri disipline aykırıdır derken Genel Sekreter Fatih Şahin kışkırtmalara eyvallah etmeyiz mesajını paylaştı. Gündemi belirleyen konu AK Parti sözcüsüne de soruldu. Bu teğmenlere hakaret edilmesi de kabul edilemez. Mustafa Kemal'in askeriyim demeye itiraz edecek bir tane teğmen mezun ediyorsak işte yandığımızın resmi oradadır. MHP lideri Devlet Bahçeli de sessizliğini bozdu. Kanuni yemin dışındaki yeminin üzeri Aziz Atatürk'le örtülmemeli ve gizlenmemelidir ifadesini kullandı. Böyle bir yemine ihtiyaç duyulmasının maksadı neydi diye sorarken CHP'nin konuyu istismar ettiğini savundu. 30 Ağustos'u gölgeleyen ikinci yemin hadisesinin her bakımdan netliğe kavuşması zorunludur dedi. Bu andın herhangi bir kelimesiyle çelişkili olanları tarih de affetmeyecek, biz de affetmeyeceğiz. Düşmanı def eden başkomutana söylemeyecek de kime söyleyecek bu çocuklar? Mustafa Kemal'in askerleri.